Fraktis'ten herkese merhabalar. Biraz önce size Plantonics 515 HD lavanın incelemesini çektik. Şimdi elimizde 505 lava var. Plantonics'in aslında 515'ten farkı, bir iki teknik fark efekt farkı var ama 7.1 desteği olmayan, 3.5'lık desteği olan kulaklığı diyebiliriz. Bir de tek parça kablo. Tek parça kablo, senin dediğin gibi uzun bir kablo. 50 santim kadar. Aslında onun dışında tasarım olarak baktığın zaman ufak tefek farklar dışında aynı tasarım diyebiliriz rahatlıkla. Yapı yine aynı, yine yapı sökülebiliyor. Aynı. Evet. Yine kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. Yine mikrofon dış seslerde azalıyor. Ama lakin kulaklık, şey geliyor. Kumaş. Diğeri deriydi. Bu tarafta akıllı deri vardı. Burada kumaşımız var. Şimdi aslında bu da gerçekten fark yaratıyor. Çünkü kumaş dışarıya ses iletiyor ve dışarıdan olan sesleri de alıyor. Evet. Ama çok rahat. Evet. Öbürüne göre terletmiyor çünkü. Çok ama şöyle bir şey de var. Sesi iyice açarsanız hani dış sesleri duymakta zorlanıyorsunuz. Evet. Artı çok güzel burada portakal renkli bir tasarım var. Yani dış görünüm olarak ve tasarım olarak. Sportif bir tasarım var yine. Çok güzel bir tasarım var. Rahatlıkla cep telefonunuza falan dışarıda veya işte müzik çalarınızdan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kulaklık var elimizde. Her bakımdan çok keyifli. Hafif, bu da 200 gram. Hı hı. Abisi gibi diyeyim. Onun çünkü 7.1 desteği var. Evet. Gene kablo yapısı ve tasarım bakımından aynı bir kulaklık var elimizde. Havalı bir kulaklık. Uzun süre kullanımda rahatlıkla sizi yormayacak, terli etmeyecek ve iyi ses veren bir kulaklık var elimde. Vallahi çok 515 HD'yi aslında seyrederek rahatlıkla burada atladığım birçok aleti oraya yakalayabilirsiniz. Çünkü yani temelinde aynılar. Temelinde aynılar. 515 ile aynılar. İşte nüanslar var burada ama nüanslar da aslında bu saydıklarımızdan veya işte ne bileyim teknik özelliklerinde o 110 desibeldi, bu 111 desibel gibi böyle bir desibellik fark gibi 1-2 ufak tefek fark dışında ve tabii ki 7.1 desteği dışında çok büyük farklarımız yok. Bu da güzel bir kulaklık. Eğer iyi bir ses kartınız varsa veya anakartınızdaki ses çipine güveniyorsanız veya dışarıda kullanabileceğiniz bir kulaklık istiyorsanız güzel. Orada bak bir ayrıntı var, onu da söyleyelim bu arada. 3 çentikli bir. Evet, 3 çentik. Şey o, uç ve yandan takılabiliyor. Hı hı. Direkt girmiyor. Bu da kablonun biraz şöyle hafiften böyle bir yandan dönmesine sebebiyet veriyor. O da aklınızda bulunsun. Bu ufak tefek nüanslar dışında 515 HD videomuzu aslında izleyerek birçok bilgi oradan alabilirsiniz. 505 Lava X'li Lava serisinden çünkü gayet güzel bir kulaklık olmuş. Yine 40 mm'lik sürücüler baktığımız zaman dış sesleri kesen iyi bir kulaklık var, mikrofon var burada. Onun dışında 505 Lava da sizin için iyi bir alternatif olarak elinizde bulunabilir. Açıkçası çok da söyleyecek başka da bir şey bu kulaklığa ilgili. İki videoya bir bakın. Tercihinizi yapın. Kararınızı aynen öyle. Siz verin. 1.5 metrelik de kablosu olduğunda belirtelim ama zaten dediğim gibi tüm teknik özellikle ekrana zaten 1.5 metre okumuş olacaksınız. Evet, 1.5 metre. 1.5 metre var da kablo. Ben 50 diye 60'tım ama hakikaten var. Varmış ya. Daha uzunmuş. Uzun. Tabii mesela lavadaki bu bahsettiğimiz şey olmadığı için burada kalktığın zaman kendini kurtarma olayı yok. Bunu bir yerde kullanamazsın. Bu güzel bir 3.5 nimetlilik uca sahip, iyi ses kalitesine sahip olan bir kulaklık çünkü bu bir kulaklık. O zaman bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel kulaklık.